Hayırlı sabahlar değerli izleyenler. Diyanet TV ekranlarında Yeni Güne Merhaba programında sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz bugün de sizlere. Önemli bir konuyu konuşacağız. Bugün kronik hastalığı olan çocukların ailelerine tavsiyeler sunacağız. Hani bir tıp programı olmayacak, bir psikoloji programı olacak bugünkü programımız. Çünkü bir hastalık haberi aldığımız andan itibaren çok sarsılıyoruz, pek çok sıkıntı yaşıyoruz. Hele de bu hastalık haberini aldığımız kişi evladımızsa bu daha da zor bir sürece dönüşebiliyor. Peki ne yapmak lazım? Hastalıkla nasıl mücadele etmek lazım? Çocuğun hayatını hastalığın olumsuz etkilememesi için farklı alanlarda nelere dikkat etmek gerekir? Ailelere çok değerli tavsiyeler sunacağız. Değerli hocamız Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yaşar Özbay ile birlikte. Aynı zamanda el sanatları tasarımcısı Yelda Güzel Ertek hanımefendi bizimle birlikte olacak. İki güzel uygulamamız olacak. Yeni Güne Merhaba başlıyor. Güzel Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Elhamdülillah biz de gayet iyiyiz. Hocamızla sohbetimize geçmeden önce etkinliklerimize başlayacağız evet. Burada sizinle. Çok da keyifli son yıllarda da ilgi görülen gösterilen bir alan bu. Örgü bebek yapımı. Evet. Aslında Japon kültüründen galiba evet, bize Amigurumi deniyor. Amigurumi ismi var. Ama biz örgü bebek diyeceğiz. Türkçesini evet. Kullanmayı tercih edeceğiz. Sığışı örgü bebek. Öyle bizim kültürümüzde de var zaten örgü tabii bebekler. Tabii ki. Eskiden yaparlardı. Kıyafetlerden ya da uzun tabii. Şeylerden. Yapılabilirdi. Evet, yapılabilir. Şimdi tabii pek çok oyuncak sektörü artık çıktı. O kadar çeşitli oyuncaklar var ki ama böyle annelerin elinden çıkan çocuklar için özel yapılmış ve daha sıhhatli malzemelerin kullanıldığı bebekler daha değerli oluyor. En azından biliyorsunuz tercih size kalıyor yani. Hani iyisi veya kötüsü konusunda bu tarz bebekleri yapmakta tercih size kalıyor. İyi malzeme seçerseniz sonuçta güzel oluyor. Kendi çocuğunuza da güzel bir oyuncak hediye etmiş oluyorsunuz. Hem de hatırası evet, da kalıyor. Hatırası da kalıyor. Çok da güzel hediyelik olarak da düşünülebilir. Diyelim ki işte bir tanıdığınızın, akrabanızın çocuğunun doğum gününe gideceksiniz. Evet. Öyle bir davetiniz var, kutlamak istiyorsunuz. Ne hediye götürelim? Hazır bir şey almak yerine bu şekilde bir örgü bebek hazırlayıp hediye olarak da götürebilirsiniz. Evet. Diyelim izleyicilerimize. İkinci etkinliğimiz de güzel bir çanta olacak. Evet, güzel bir çanta olacak. Aslında bu kumaşın göstermiş olduğu bir çanta. Biz kumaşı sade tutup üstüne nasıl renklendirebiliriz? Hmm. Nasıl çocuklar uygun ya da işte kişiye uygun özel bir çanta yaparız onu göstereceğiz inşallah. Son yıllarda da bu şekilde sırt çantaları çok moda. Evet. Çok da pratik oluyor gerçekten. Özellikle kucağında taşıyan anneler için. Aynen öyle. Çocuğunu kucağında taşıyan aileler için daha da böyle kıymetli, pratik bir çanta olacak. Burada tabii kumaşı sade kullanıp üzerine süslemesini evet, de göstereceğiz yapacağız. İkinci etkinliğimizde. Şimdi önce bez bebeğimize, örgü bebeğimize, başlayalım. Şimdi biz küçük bir ufak bir ayıcık öreceğiz. Ayıcığımızın iki ayağından birleştirip bir gövde yapacağız, bir de kafa yapacağız. Hiçbirini birbirine bağlamayacağız. Sadece kollar ve kulakları dışarıdan birleşecek. O yüzden hemen gösteriyorum. Bunların zaten belli bir teknikleri var. Bunları öğrendikten sonra sosyal medyada, internette bir sürü sayı geziyor ortalarda. O sayılarla bakarak hani tekniğini bildikten sonra sayıları takip ederek çok çok güzel işler çıkıyor ortaya. Ben şimdi bu ayıcı basit anlatımıyla yapacağım. Çok fazla sayılara takılmaya gerek yok. Rahat anlatacağız. Sihirli halka dediğimiz bir olay var. Şimdi ben parmağımı ipimi doladım. Şöyle orta parmağımdan şöyle bir tane bir tur atıyorum ipimi. Tığımla buradaki yerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve şöyle bağlıyorum. Buradan 7 ile başlayacağız biz bu ayaklara. 7 tane sık iğne çıkartacağım. Bunun adı da sık iğnedir. Şöyle çıkartıyorum. Yaklaşık 2 tane oldu. Bunu buradan çekince Ayşe Hanım. Elim terliydi. Orta göbeğimizin sıfır olması lazım bizde. Hani normalde biz böyle örgüleri başlarken önce şey yaparız. Bir sürü zincir çekip sonra bir yuvarlak yaparız. Ona hiç gerek yok. O zaman ortada delik oluşur. Delik de bizim işimize yaramaz amigurumide. Şöyle hemen. Sıfır olacak yani tamamen evet. Küçük bir nokta şeklinde. Evet başlıyoruz. Şöyle 7 tane sık iğne attım. Ve şöyle çektiğim zaman görüyorsunuz ortası. Birleşik oldu. Bu şimdi bir tane bacağı mı olmuş oldu? Bacağın oradan
bacağın uç kısmından başlıyoruz. Şuradan biz yaptığımızdan da bir yandan evet, da gösterebilirsiniz. Onu da tamamlayacağız. Sökmeyeyim bir yandan yapılmışı. Yani şimdi şu kısmını yapmış olduk. Evet, oradan başlıyoruz. Her iki taraf da aynı şekilde başlıyor. Şimdi 7 tane ilmek, 7 tane sık iğne attık. Her 7 ilmeğin her ikisine birden çift batacağız. Yani 14 tane olacak. Yani böyle genişleyerek gitmesi için artırarak gideceğiz yani. Bir belli bir genişliğe geldikten sonra düz ilerleyeceğiz zaten. Onları söyleyeceğim şöyle. 1 2 attım. 3 4 Çok güzel aslında matematik şeyi oluyor bu. Ya kesin. Tekrarı oluyor. İşleri, el işleri, ben de çok seviyorum o yüzden. Tam bir matematik işlemleriyle böyle zihinden özellikle hesaplamalarla yapılan bir şey. Hanımlarımız da bu konuda böyle el becerisi geliştikten sonra şıkır 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 hemen hesaplayarak yapıyorlar. Tabii bizim gibi acemiler neydi kağıt şimdi kaçıncı sayıydı filan diyoruz ama. Doğru. Yani en rahatı eğer öyle başlayacak olan birileri varsa mutlaka sayı yapıp şöyle birazdan ben göstereceğim zaten. Bir de böyle küçük aparatlar var. Onlar yerlerini karıştırmamak için çok önemli. Hemen şöyle gösteriyorum Ayşe Hanım. Şöyle küçük yer tutucular var örgüler şuraya için. Şuraya bir tane takmışız. Evet mesela. Şöyle mesela sıram bitti. Sayısını unutmayayım. Yani aklımda tutamadım. İlk sırayı ördüm. 7 taneden sonra 14 tane çıkardık. 14 taneden sonra bir tane normal öreceğiz, bir tanesine çift batacağız. Bir tanesini normal öreceğiz, bir tanesine çift batacağız. Ve toplamda 21 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Hemen onu yapıyoruz. Artıra artıra evet, gidiyoruz. Artıra artıra gidiyoruz. Ki yani şuradaki yuvarlak genişlemeye başladı gördüğünüz gibi. Şöyle iki bat, bir çift battım, bir tek batıyorum. Bir sık iğneye yani bir deliğe iki tane batıyorum. Böyle hemen çıkıyoruz. Şimdi bundan sonraki işlem daha kolay. Yaklaşık bunun üzerine böyle her sıra başına geldiğimizde işaretleyicimizi bir üst sıraya taşıyarak yaklaşık 12 sıra üstüne dümdüz öreceğiz. Yani şurayı sürekli yapmış 21 olacağız. Olacağız. Evet. Şöyle iki tane bacak yapmış olacağız. Hemen oradan gösterelim. Evet. Şunu Ayşe Hanım hemen oraya bağlayayım. Şimdi bir de bağlamayı gösterelim. Ondan sonra da zaten gerisin gidiyor yukarı çıkacağız. Orayı da anlatacağım hemen. Çok basit aslında. Eliniz dediğiniz gibi alıştığı zaman çok rahat ediyorsunuz. Şöyle iki tane bacak yaptık. 12 sıra kadar ördükten sonra her ikisini de yukarıya doğru 12 sıra örüyoruz. Buradan da yukarıya doğru 12 sıra örüyoruz. İlk yaptığımızı İlk yaptığımızı koparabiliriz. Ama ikinci yaptığımızı koparmadan hemen üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle boş zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Ve geliyorum burada herhangi bir ayağın herhangi bir yerine böyle batıyorum. Oradan bunu birbirlerine birleştiriyorum. Evet. Şöyle. Toplamda burada şu an 45 tane ilmek var. Biz şöyle dolanacağız. Buradan başlayacağız. Tekrar sık iğne olarak dolanacağız, dolanacağız. Böyle bir yuvarlak göbek elde edeceğiz. Göbek olacak. Şimdi şurası 21'di. Burası, burası da 21. Araya da 3 tane çektik. O yüzden 45 oldu. Niye giderken, 45 derse izleyicilerimiz onun için söyledi. Giderken tamam. Şurada 3 tane ilmeğimiz var ya. Hem bu taraftan alacağız hem o taraftan alacağız. Toplamda 48 tane çıkmış olacak. Hemen oraya doğru gelelim. Tamam. Şöyle hızlıca. Kat yerine de atıyoruz. İçine doğru. Yani oradaki düğümler falan çok önemli olmuyor. Genelde içeride kalıyor. Tığıyla zaten çekilir de. Başka bir şeye de süslenebilir. Şöyle. Geliyorum. Etrafını dönüyoruz. Evet yani. Dönüyoruz. Üzerine 12 sıra çıkacağız. Ama çıkarken bir şeye dikkat edeceğiz. Yanlardan birer ilmek eksilterek çıkacağız ki böyle vücut formunu verebilelim ayıcığımıza. Şurada olduğu gibi şurasını yapacağız. Sadece yanlardan. Bunu da herhangi bir sayıya bağlı kalmaya gerek yok. Şöyle göz kararı koyduğumuzda, yapıştırdığımızda, ikiye katladığımızda zaten yanlar kenarda gözüküyor olacak. Oralardan giderken eksiltmeyi göstereceğim ben hemen. O da çok önemli. Çünkü bazı eksiltme modellerinde orada çok büyük bir delik oluşuyor. O delikler böyle sonradan kötü görünüyor. Tabii. Çünkü sık iğne bu olay.
deliksiz olması lazım. İçine küçük biz boncuk elyaflar koyacağız. Şöyle elyaflarımız da orada bizi bekliyor. Şöyle bu üçlüye geldim. Geldikten sonra şuraya bir tane bir batıyorum. Hemen oradan sık iğneler çıkartıyorum kendime. İlmekler çıkartıyorum. Şuraya da batıyorum. Üç tane battım. Sonra tekrar öbür bacağımı dolanmaya başladım. Tekrar onun etrafından da bir tur atılacak. Şöyle bir tur attıktan sonra hemen eksiltmesini göstereceğim. Bacaklar bitti. Şimdi gövde kısmını yapacağız. Buraya kadar eksiltip sonra buradan tekrar mı biraz daha artarak? Evet, biz bu ayrı bir parça mı? Yok yok hayır. O da birleşik, devam ediyoruz. Mi? Kafaya kadar. Yani buradan şimdi iki ayrı bacağı yapıp birleştirdikten sonra hep örmeye devam edeceğiz. Evet, devam hiç edeceğiz. Kopukluk yok yani. Kopukluk yok. Sadece kollar ve kulakları monte edeceğiz. Kafası yerine. Da dahil örmeye devam edeceğiz. Eksilte artır, eksilte artır o vücut formunu vereceğiz. Bir ayıcık formunu. Evet. Şöyle hemen eksiltmeyi göstermek istiyorum böyle yakından. Şimdi ilk imleğin öndeki küçük deliğinden giriyorum. Sonra yandakinden de giriyorum. Böyle iki tane orada oluyor. İpimi bu ikisinin üzerinden çekiyorum ve sık iğnemi tamamlıyorum. Gördüğünüz üzere hemen yanındakine bakın batayım. Şöyle. Şöyle delik olmuyor. Eğer böyle bir ondan alıp da kesmiş olsaydım yanlarda küçük delikler olacaktı. Onlar da örgünün seyrinde bozukluk oluyor. Evet. Şöyle yanlarda gösterildiği gibi hiç delik olmadan görünüyor çıkıyor. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Ben bir de hemen şöyle göz takmayı göstermek istiyorum. Tamam. Çünkü ben buraya kapatırken gözü önden takmış olmam lazım. Kafa bölümünde istediğiniz herhangi bir noktaya geldiğinizde şöyle gözleri... Hazır gözler zaten. Bunlar her tuhafede bulunur. Bazılarının arkasında kilidi yok. Bazılarının arkasında kilidi var. Bu kilitler daha sağlam oluyor. Doğru. Çocuğun ağzında oynadığı zaman, ısırdığı zaman bir problem olmamasını engelliyor. Hemen şuraya göstermek istiyorum. Şöyle herhangi bir yere gözünüzle bakıp ölçtüğünüzde bir tane ilmeğin arasından sokuyoruz. Ve kilidimizi oradan takıyoruz. Artık bunun çıkması ihtimali mümkün yok. Değil. Evet. Gayet sağlam bir şekilde. Evet, sağlam bir şekilde. Elyafını doldurmadan önce ve bununu kapatmadan yani önce. Yani kapatmaya yakın bir yerde takmak lazım ki sonra elyafını dökeceğiz. Sonra da kapatma tamamen işlemi yapacağız. Kapatacağız. Yoksa zor oluyor bizim arada için. O yüzden gözünü takmayı hemen unutmayın göster. Diyelim. Eğer göz bulamayanlar olursa da böyle siyah iğne iplikle siyah iplikle iğneyle şöyle kendi gözler yapılabilir. Aynen eskiden öyle. Küçük düğmeler yapardık kırkalara. O tarz düğmeler yapıp da göz niyetini kullanabilirler. Evde böyle kıyafetlerimizden kalan düğmeler oluyor. Ha, siyah güzel, düğmeler evet. Varsa onlar kullanılır. Tabii kumaştan ki. Şöyle küçük yuvarlaklar geçtiğimiz etkinliğimizde sizinle mesela şeyden kesmiştik. Keçeden kesip gözler yapmıştık. Tamamen izleyicilerimizin elindeki malzemesine ve becerisine kalıyor tabii ki. Ama temel olarak nasıl yapıldığını gösterdik. Evet. Siz şimdi bunu tamamlayacak mısınız? Bir evet birazcık ederek? Daha yaklaşacağım. Tam kapatma kısmında hem eksiltmeyi görürüz hem de kafa yuvarlağının nasıl oluştuğunu ve nasıl birleştirme yapacağımızı, kollar ve kulakları nasıl birleştirme yapacağımızı göreceğiz. Son şeklini vereceğiz. Evet. Örgü bebek şeklindeki ayıcığımız. Çok da güzel oldu. Ellerinize sağlık teşekkür diyelim. Ederim. Aynı zamanda bir etkinliğimiz daha var değerli izleyenler. Güzel bir sırt çantası yapacağız. Evet. Hem kendimiz için hem çocuklarımız için artık kim kullanmak istiyorsa bu formülü uygulayabilir. Biz biraz daha çocuklara yönelik bir şey yapacağız bugün galiba. Yani kumaş tercihlerine göre ama yine çocukları konuştuğumuz için çocuklara yönelik bir şey yapmayı tercih ettik. Şimdiden ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Allah kolaylıklar versin diyelim. Hemen sohbetimize geçelim. İkinci bölümümüzde etkinliklerimizi tamamlamak ve yeni etkinliğimizi yapmak üzere Güzay Hanım'la birlikte olacağız. Yaşar Özbay hocamızın yanına gidelim. Bugün kronik hastalığı olan çocukları konuşacağız. Neler yaşıyorlar, nasıl etkileniyorlar, eğitim hayatları, sosyal hayatları, psikolojileri, aile içerisindeki ilişkileri nasıl etkileniyor acaba? Bir aile hastalık haberi aldığında, evladının hasta olduğunu duyduğunda neler yaşıyor? Bu süreçle baş etmek için, yılmadan baş etmek için, mücadele etmek için nelere dikkat edilmeli? Sizlere umut aşılayacak bir sohbet yapacağız inşallah. Hemen Yaşar hocamızın yanına geçelim, sohbetimize başlayalım.
Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konu. Evet. Genellikle böyle kronik hastalıklar, çocuk hastalıkları deyince böyle tıbbi bir mesele konuşacağımız düşünülür ama tabii ki hastalık sürecinin o tıbbi tedavisinin yanı sıra aile hayatını etkileyen, bireysel psikolojiyi etkileyen, sosyal hayatı etkileyen, eğitimi etkileyen pek çok yönü var. İşte bunlarla baş etme, bu süreçleri doğru yönetme yollarını konuşacağız bugünkü programımızda sizinle. Şimdi başından itibaren programımızın hep kronik hastalığı olan çocuklar dedik. Bundan kastımız nedir hocam? En başta biraz daha açıklık getirerek başlayalım. Evet. Yani diğer adıyla uzun süreli hastalık da diyebiliriz buna. Yani tedavisi, bakımı uzun bir süre olması, devam etmesi gereken birçok hastalık grubu bunun içerisinde girme durumunda. Yani sürekliliği olan ve sürekli hastane veya bakım ortamında, tedavi ortamında bakım ve tedavi altında bulunması gereken rahatsızlıkları, hastalıkları ifade eden bir kavram. Bazen bir yaşam boyu devam ediyor, bazen işte daha kısa süreli de olabiliyor ama yani bu en az işte 6 aydan daha fazla, 1 yıldan daha fazla bir süreyi kapsayan bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşiyor. Tabii bunların bir kısmı yani ölümcül de olabiliyor. Yani o kadar ciddi veya daha ileri düzeyde hastalıklar, rahatsızlıklar da olabiliyor. Ama tüm bunlarla beraber ailenin, bireyin, çocuğun, gencin işte bir şekilde hayatta kalması, başa çıkması, üstesinden gelmesi veya bizim ifademizde biraz daha güçlenerek çıkması da mümkün olabiliyor. Evet, inşallah yani güçlenerek de çıkmak yani böyle bir durumdan söz konusu olabiliyor. Tüm yani bu süreci nasıl ailenin hep beraber birlikte yaşadığı, nasıl ele aldığı, nasıl tekrar kendilerini toparlanma ihtiyaçlarını hissettikleri, tekrar hayatlarına devam etmenin bir anlamda o farkındalığı o düzeyi geldiği zaman bir şeyler yapmaları gerektiğiyle ilgili bir bağlam oluşuyor daha doğrusu ama tabii ki yani uzun süreli hastalığı olan veya kronik hastalığı olan bir çocuğa veya bir aile bireyine sahip olmak, onunla beraber yaşamak, onun işte bakım ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasında ona katkı sağlamak, yardımcı olmak, yanında olmak yani kolay bir süreç değil tabii ki. Yani onu bütün aileler, bütün bireyler, bütün insanlık yaşıyordur muhakkak. Tabii. Evet bu bir yani insanca, insani bir zorlanma durumu. Ama yani bununla beraber de hayat devam ediyor tabii ki. Onu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Doğru yaklaşım biçimleri evet, çok önemli. Doğru, evet. Hem o hastalığı yaşayan çocuk açısından hem aile açısından aile bütünlüğünü korumak ve hani bir yandan hastalık yaşanıyor ama öbür yandan eğitim hayatı devam edecek. Evet. Akrabalık ilişkileri devam edecek. Her şey aile devam yaşantısı edecek. Devam edecek. Şey devam edecek. Orada sağlıklı bir süreci evet, oluşturabilmek evet, için doğru yaklaşım biçimleri sergilemek çok önemli. Bu da elbette profesyonel yardımlarla daha da iyi olacaktır. Evet. İlerleyen dakikalarda buna da değineceğiz. Şimdi aile yaklaşımlarını sormadan önce hemen hatırlatalım. Değerli izleyenler eğer böyle bir süreçteyseniz, merak ettikleriniz varsa, baş edemedikleriniz varsa, bize danışmak istedikleriniz varsa Instagram hesabımız yenigunemerhabatv üzerinden istediğinizi bizimle paylaşabilir, yazabilirsiniz diyelim. Hemen hatırlatalım. Şimdi hocam çocuğun özellikle o hastalığa ve hastalığın getirdiği sürece bakış açısını aile belirliyor. Aile nasıl yaklaşıyorsa çocuk onu ister istemez modelliyor. Burada aile çok yıkılıyorsa çocuk diyor ki ben bittim, benim hayatım mahvoldu. Aile daha güçlü yaklaşıyorsa dediğiniz gibi biz güçlenerek çıkarız bu süreçten inancını çocuk taşıyabiliyor. Aile burada bir model, rol model ama belirleyici evet. Belirleyici kesinlikle hocam ama tabii ki çok zor dediğiniz zor gibi. İşte bir takım sıkıntıları oldu, bir takım belirtiler görüldü, çocuk doktora götürüldü, tetkikler yapıldı ve kronik bir hastalığın teşhisi kondu. Aile ne hissediyor hocam, ne düşünüyor, nasıl bir psikoloji içerisine giriyor o anda? Evet, yani bu zor bir durum. Aile bunu ilk başta kabul etmeyebiliyor, inkar edebiliyor. Bu yani bu bizim başımıza gelmemiş, gelmemesi gerekir, değildir şeklindeki bir tabii ki bir inkar sürecini yaşıyor.
Bunu direkt olarak, yani bu çok insani bir şey, yani herhangi bir şey olduğu zaman ki yani bunu hemen kendimize mal etmemiz, içselleştirmemiz, kabul etmemiz kolay bir süreç değil tabii ki. Ama burada asıl vurgulanması gereken şey bana göre bu süreci ne kadar uzatırsa aile, birey ondan sonra o zaman bunun yani daha sonra iyileştirilmesi, tedavisi veya olumlu yöne kanalize edilmesi o kadar zorlaşabiliyor. Yani bu engelli çocuklar için de geçerli. Yani sadece kronik hastalığı olan değil ki onlar da bir anlamda yani o gruba girebiliyor. Birçok engel grubuna sahip olan çocukların İşte bu engel durumlarıyla başa çıkmak da aile için bir anlamda büyük bir zorluk teşkil ediyor. Tabii. Onlar da benzeri süreci yaşıyorlar. Yani bir hemen kabul edilmiyor. Hemen ne yapalım? Aa, böyle bir çocuğumuz varmış. Yani mutlaka bunun bir tedavisi, yöntemi, ondan sonra uygun yolları bir şekilde hayatını idame ettirecek, hayatını iyileştirecek bir süreçleri bir an önce hayata geçirelim. Ondan sonra biz de elimizden geleni yapalım. Sonuçta aile olarak... Yani ilk tepkiler bu şekilde olmuyor. Tabii ki zaman içinde bu süreç kabul ediliyor. Bu süreci ne kadar hızlı aile yaparsa, ister bu tanılamayla ilgili, ister ne bileyim tıbbi anlamdaki müdahalenin gerekliliği vesaire bu anlamdaki yani sağlık ve bakım hizmetlerinin ne kadar, ne oranda gerekliliğiyle ilgili araştırma, inceleme ve bir an önce bununla ilgili çaba belki daha hızlandırıcı olacaktır aile için. Tabii şöyle bakmak gerekir. Yani hayatın her alanında sadece kronik hastalıklarla ilgili değil veya diğer yani her türlü zorlanmada insan için en önemli koruyucu liman aile. Yani en koruyucu yapı, bir sürü işte hayatla ilgili zorlanmaları düşünelim. Bunlarla ilgili en önemli faktör yani bütün araştırmalarda yani aile çıkıyor. Aile bireyleri ve aile bütünlüğü içerisinde bu zorlanma kabul edilirse, paylaşılırsa, bir şekilde birbirlerine destek sistemleri güçlendirilirse, o zaman... Bununla başa çıkmak veya bunun üstesinden gelmek veya bu süreci hızlandırmak daha kolay olabiliyor. Yani nadir de olsa yani aile bu durumlarda bazen yani topyekün birlikte bir bütünlük içerisinde hareket edemeyebiliyor. Bu desteği birlikte beraber sunamayabiliyor veya bazen yani aile fiziksel anlamda veya psikolojik anlamda varlığını bir anlamda ortaya koyamıyor. O açıdan yani ailenin bütünlüğü, varlığı, desteği ve bir an önce kabulü yani böyle bir rahatsızlık var. Bunun tedavisiyle ilgili veya bunun bakımıyla ilgili, bununla ilgili zorlanmayı nasıl göğüsleyeceğimizle ilgili çalışmaları, araştırmaları, incelemeleri bir anlamda yapması gerekiyor. Yani çoğunlukla da böyle oluyor zaten. Yani aileler için yani özellikle rahatsızlık veya işte ne diyeyim, uzun süreli rahatsızlığı olan durumlarda aile bireylerinden birinin veya çocukların tabii ki yani özellikle bu küçük yaşlarda da söz konusu olabiliyor. Yani daha erken yaşlarda gelebiliyor. O anlamda aile yani kendini toparlayıp yoluna devam edebiliyor. Ama tabii ki diğer türlü bir durum da söz konusu olabiliyor. Şimdi bununla ilgili ben ta 2005 yılında bir TÜBİTAK projesi yapmıştık. Yani kronik işte uzun süreli hastalığı olan 11-14 yaş çocukların hastane ortamlarında uzun süreli tedavilerinde işte yaşam kaliteleri, ailenin yaşam kalitesi, başa çıkmaları nasıl işte değişiyor, nasıl farklılaşıyor diye. Yani gerçekten orada da yaptığımız bir müdahaleydi daha çok. Yani müdahale derken bu çocuklara bir yani multidisipliner bir şey sunmuştuk. Yani bir eğitim, destek çalışması sunmuştuk hem aileye hem çocuklara. Yani burada ilk defa ne bileyim yani hayatta bir çalışmayla beraber insanlara dokunmanın ne kadar önemli olduğunu görmüştüm. Ve ondan sonraki çalışmalarımın seyri de değişti bir anlamda. İşte ne bileyim çok farklı bu tür zorlanma durumlarındaki popülasyonlara dönük çalışmaları daha fazla sürdürdük. Çünkü gerçekten orada 12 yaşındaki bir uzun süreli hastalığı olan bir çocuğun
Böyle bir destek sistemiyle ondan sonra ailenin böyle bir bütünlüğüyle beraber çocuğa hizmet etme ve yanında olma destek sistemlerini sunmasıyla beraber çocuğun daha fazla nasıl büyüdüğünü gördüm. Yani 12 yaşındaki ondan sonra bir kız veya erkek çocuğun yani yaşıtlarına göre daha hızlı nasıl büyüdüğünü gördüm. Evet bir hastalığı var ondan sonra bir ve bunu yani işte nedir soyut düşünme düzeyine de kavuşmuş yani bunun hayatını etkileyecek bir durum olduğunun da farkında. Ama bununla nasıl büyüdüğünü, hayata nasıl bütüncül bakabildiğini, yani öyle bir inanç sistemi nasıl geliştirdiğine tanıklık etmiştim. Bu işte bu ortamla alakalı bir şey. Bir diğer konu yine yani bu aile ama tabii yani aile de, aileyle ilişkili bir başka koruyucu faktör eğitim. Yani eğitim sadece ne bileyim okul da önemli tabii ki ama yani okumak yani aile kendisini ne kadar bu konuyla ilgili eğitirse, bilgilenirse, bilgi kaynaklarına yönelik olarak bir çabası olursa o kadar koruyucu olma özelliği taşıyor. Hem çocuk için hem kendileri için yani burada iki türlü bir durum var yani baştan bahsettiğiniz gibi. Yani hem çocuğun işte nedir moralinin, psikolojisinin ondan sonra ne bileyim maneviyatının sağlığını ve yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan enerjiyle donanık olması gerekir. Hem de aynı şekilde yani ailenin diğer üyelerinin yine bu bütünlük içerisinde bunu koruması gerekiyor. Bunu sağlamak için çabalar, durumlar gerekiyor. Belki bunlardan bir tanesi de bilgi kaynağı. İşte ne bileyim kendini eğitmek, ondan sonra ilgili bilgi kaynaklarına başvurmak ve çocuğun da bunun gözlemlemesi. Yani ailem bununla ilgili bir çaba sergiliyor, bununla ilgili kendi bilgilenmesini artırıyor, kendi bilgi düzeyini geliştiriyor ve bu bilgiyle beraber daha sağlıklı, daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşma umudunu aşılamış oluyor bir anlamda. Aile bunu hem kendisine yapmış oluyor hem de çocuklara yapmış oluyor. Şimdi tabii yani şimdi ağaç yani birey aile yani derken eğitimiyle beraber tabii ki eğitim de önemli. Bu uzun yıllar önce düşünülmüş ondan sonra tasarlanmış bir konu. Yani uzun süreli hastalığı olan çocuklar işte hastane ortamlarında eğitimlerine devam ediyorlar. Belki de yani bu uzun süreli hastalığı olan çocukların yaşam kalitelerinin başa çıkmalarının, büyümelerinin, gelişmelerinin en büyük etken bununla ilgili eğitim olduğunu söyleyebiliriz. Evet sınırlılıklarına rağmen ondan sonra güçlüklerine rağmen zorluklarına rağmen hastane ortamlarındaki eğitim kurumları bu çocukların yine başa çıkmalarını yaşam kalitelerini artırıyor yaşam umutlarını artırıyor. Bu da tabii ki hem sağlık hizmetlerine döngüsel olarak katkısı oluyor. Hem de çocukların ileriye dönük kendi yaşamlarını devam ettirmeleri, kendilerinin farkındalıklarının artması ve bir anlamda hayata dönük genel anlamda umutlarını artırıcı bir etken oluyor. O nedenle eğitim de çok, çok önemli. Çok yani önemli. Eğitim de önemli. İşte bu uzun süreli hastalığı olan çocuklar tabii ki uzun süre hastanede ortamlarında kalma durumları olabiliyor. Evet. Yani belli zamanlarda yani eve çıkma durumları söz konusu olan işte farklı rahatsızlıklarda olsa da yine orada da yine bu eğitim ortamının eğitimin koruyucu şemsiyesi altında olmak için yani ailelerin dikkat etmesi gerekiyor tabii ki bu da ayrı bir mevzu. Tabii ki insanın yani bireyden böyle yukarıya doğru dünyayı algılayacak veya o sosyal network'u algılayacak bir değerlendirmesi de olması gerekiyor. Yani sadece şu yetmiyor mesela insan için. Yani benim bir ailem var, beni seviyorlar, koruyorlar, kolluyorlar. Ne bileyim her türlü ortamda bana destek veriyorlar. Yani ne kadar güzel. Bu yetmiyor çünkü yani dünya daha büyük ve o dünya daha büyük olması gerekiyor. Ve çocuk gözünde o dünyayı büyütecek somut bir şeyler görmesi gerekiyor.
Yani hem işte hastanedeki doktorlarıyla, hem arkadaşlarıyla, hem ne bileyim diğer komşularıyla, akrabalarıyla, yani dünyadaki diğer insanların da kendi durumuna katkı sağlayıcı olduğunu gözlemlemesi, görmesi, değerlendirmesi gerekiyor ki bundan faydalanabilsin. Hı hı. Ondan sonra kendi maneviyatını bununla beraber güçlendirebilsin. Aksi takdirde yani sadece aileyle sınırlı kalıyor, aileye de yetmiyor. Yani kendi ailenin bütünlüğü, birbirlerine destek vermeleri, aile üyelerinin çalışmaları, emek sarf etmeleri, yorulmaları vesaire hepsi. Yani aileye de yetmiyor zaman içinde. Daha geniş, yani toplumsal ölçekte nitekim bir şeylerin olması. Olması gerekiyor hocam. Toplumsal açıdan da dayanışma grupları, dernekleri, işte sosyal medyada hesaplar, ifade ettiğiniz gibi aile sadece kendi bünyesinde kalmıyor. O hastalıkla mücadele eden başka ailelerle tanışmak, onların tecrübelerini paylaşmak, kendi tecrübelerini aktarmak gibi oluşumlara da giriyor. Bu bir toplumsal ihtiyaç yani. Toplumsal ihtiyaç, hem yani o kronik uzun süreli hastalığı olan çocuğun ihtiyacı, hem de ailenin ihtiyacı. Yani iki tarafı var tabii ki demiştik. Yani oraya getiriyordum aslında. Yani o sosyal ağlara doğru aile kendisini bir anlamda taşıması gerekiyor ki destek alabilsin. Yani hem işte hastane ortamlarında, hem yani dışarıda bir sürü o rahatsızlıkla ilgili o zamana kadar oluşmuş olan yani toplumsal sermayeyi bir şekilde kullanması gerekiyor. Onu kullandığı zaman daha güçleniyor, daha rahatlıyor, destek sistemlerini görüyor. Hem formal hem informal, yani toplumda bir sürü işte formal hizmet veya destek süreçleri de var. Devletin sağladığı veya işte yerel kuruluşların sağlamış olduğu destek sistemleri de var. Bunun dışında işte insanların kendileri bir araya gelip yapılandırdığı sosyal networkler, ağlar, destek sistemleri de söz konusu. Bunlara erişim, bunlara hem ailenin hem bireyin erişimini sağlayıcı yolları keşfetmesi gerekiyor ailenin. Yani işte nedir? Devletin kurumlarının da ailenin veya bireyin bu kurumlara, bu yapılara erişimini kolaylaştırıcı çalışmalar yapması gerekiyor. Bunların daha da artırılması gerekiyor. Lazım. Evet. Şimdi hocam çok güzel bir giriş yaptık. Aslında bir vizyon sunduk bu süreç içerisinde olan ailelere. Birincisi dedik ki yıkılmak, kabullenememek, baştaki o üzüntü çok normal. Ama bunu bir an önce aşmak lazım. Evet. Bir an önce bilgi sahibi olmak lazım ve bir çaba gayret içine girip o çocuğa doğru rol model olmak, çocuğun kendine olan inancını, iyileşeceğine dair inancını, hayatı devam edeceği, hayatı tutunması gerektiğine dair olan inancı pekiştirmek lazım dedik. Burada da tabii ki sosyal ağlar, dayanışmak, toplumsal dayanışma çok çok önemli. Burada farklı açılardan değerlendirmeye devam edeceğiz ama biraz daha umut aşılayalım istiyorum izleyicilerimize. Bizatihi sahada çalıştığınızı söylediniz. Zaten hocam bu konuyu belirlerken de hani sizi farklı programlarımıza da alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da konuk etmiştim. Böyle bir baktığımda hani ne konuşsak Yaşar hocamla dediğimde bu konuyu görünce kilitlendim resmen. Çok önemli olduğunu düşündüm. Çünkü toplumda bu süreçte olan çok aile var ve ne yapacaklarını bilemiyorlar gerçekten. Bunu konuşalım dedim ve biraz da umut aşılayalım istiyorum gerçekten. Sizin böyle şahit olduklarınız var mı? Hastalık sürecini atlatıp eğitim hayatına da devam eden, belki meslek edinmiş, engel grupları da olabilir. Hani bir süreklilik arz eden durumda olabilir ya da işte Allah esirgesin kanser gibi belli bir süreci olan ama atlatılıp hayata devam edilebilecek. Böyle sizin güzel örnekleriniz nelerdir şahit olduğunuz? Yani oldukça fazla yani örnekler böyle hemen geliyor, üşüşüyor muhakkak. Şimdi yani burada işte yani buradaki şeyimiz genel olarak ilkemiz şu. Yani bir engele veya bir zorlanmaya rağmen gelişmek, büyümek. Hayatta sürekli bir engellenmişlik, zorlanma, işte problemler, sıkıntılar, hastalıklar vesaire söz konusu. Yani bunların işte küçüklerine işte yaşamın çeşnileri diyoruz. Yani bizi büyüten, gelişen vesaire. Yani genel anlamda bakıyoruz ama biraz daha büyük ölçekli olduğu zaman yani Allah korusun diyoruz. Yani işte dua ediyoruz. Ama olduğu zaman da bunun nasıl bir nimet olabileceğini de değerlendirmek lazım.
Yani olduğu zaman nasıl bir nimet olacağını. Evet, bu çok kulağa pek şey gelmiyor. Yani bir kronik hastalık veya bir engel veya bir başka bir şeyin nasıl bir nimet olabileceğini. Evet, yani bununla ilgili tabii ki temel kavramımız şey nedir? İşte travmayla büyümek. Yani zorlanmayla büyümek. Evet, bu büyütüyor mu? Evet, büyütüyor. Şimdi yani ta işte 2005-2006 yılındaki hem o koruma bakım ve sağlık hizmeti alması gereken uzun süreli hastalığı olan çocuklarla ilgili çalışmalarımızda görmüştüm. Yani hem ailede bunu görüyorsunuz hem de çocuklarda görüyorsunuz. Yani gerçekten 11 yaşındaki bir çocuğun, 12 yaşındaki, 13 yaşındaki bir çocuğun yani böyle genç yetişkinlik veya işte belki biraz daha böyle ileri 30'lu yaşların yaşam felsefesini sergilemiş olmaları gerçekten insanı düşündürüyor. O yaşta farklı bir yerde. Bir olgunluk kazanıyor olgunluk o zaman. Yani bir oturup sizinle yaşamla ilgili felsefe yapıyor. Yani onu tartışabiliyor. Başka bir boyuttan hayata bakabiliyor. Ve o baktığı boyut bir anlamda şey değil. Yani nedir? Karamsarlık, ondan sonra işte yılmışlık, ondan sonra ne bileyim işte bir hayal kırıklığı veya ne bileyim hayatı, dünyayı, kendisini böyle bir karamsar bir tabloyla beraber nitelemeden öteye daha farklı bir boyuttan bakıyor. Ve bunu dediğim gibi 25-30 yaşlarına gelmiş, ondan sonra ne bileyim işte gelişimsel olarak birçok şeye tanık olmuş bireylerde yani ben şahsen kendimden utandım. Yani baktım 12 yaşındaki, 13 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde hayata bakması, hayatla ilgili değerlendirmeler yapması. Şimdi bu tabii ki bir anlamda buna biz şey diyoruz yani psikolojide. Yani bir maneviyat kavramını biraz daha şeyden kullanıyoruz. Nedir? Yani hayatı topyekün algılamak ve onun anlamını yani süzüp alıp onunla ilgili hayatı sürdürmek şeklinde değerlendiriyoruz. O yüzden bir yaşamla ilgili bir inanç oluşturmak. Yani topyekün hayatı içindekileriyle her şeyle beraber algılayıp onu kendimize dönük olarak bir yaşam sevinci, umudu olarak işte içimizde yeşertmek, büyütmek. Evet, bu maneviyata ulaşmak aslında gelişimsel olarak baktığımız zaman böyle insanın 40'lı yaşlarında erişebileceği bir şey. Yani normal seyrindeyken demek istiyorum yani bana göre. İşte orta yaşlara doğru ancak olgunlaşabilen, hayatı böyle daha yukarıdan, daha topyekün, daha bütünsel olarak değerlendirip yani hem yapıp ettiklerini insanın yani hem de başına gelenleri her şeyle beraber böyle bir değerlendirme süzgecinden geçme yaşları olabiliyor. Ama yani biraz hayatın içinde daha hayatın kendisine dokunduğu, kendisinin de hayata dokunduğu insanların bunu daha erken başardığını görüyoruz. İşte buna da ben zorlanma diyorum. Yani bir zorlanmayla beraber bir zorlanmaya maruz kaldığımız zaman hayatın boyutlarını algılama şansımız daha fazla oluyor. İşte bu ister gerçekten uygun şeyler sunulmuş nedir? Destek sistemleri, yardım sistemleri, ondan sonra bütün etrafıyla beraber bir yapılandırılmış yani kurumsal anlamda ister bireye sunduğumuz başka onun özelliklerinin, yeteneklerinin vesaire yani yine bahsedeceğim konulardan bir tanesi de o. Tüm bunlar eğer doğru yapılandırıldığında hangi zorluk, hangi problem, hangi travma, hangi sıkıntı olursa olsun bunları atlatmak daha kolay olduğunu. İşte suça yönelmiş çocuklardan bile gördük biz bunu. Yani işte biraz daha eğitimde kalma şansı daha fazla olan, aile faktörü biraz daha etkin ve işlevsel olan yani suça yönelmiş dahi olsa oradan kurtulma, oradan ne bileyim kendini toparlayıp hayata devam etme şansı olan bir sürü insana, gence veya çocuğa tanıklık ettik. O anlamda yani bu tür örnekler çok gerçekten çok fazla. Oldukça fazla.
Yeter ki biz o ortamı, o bağlamı, o atmosferi, o destek sistemlerini oluşturabilirim. Ama ve burada yılmazlık kavramına doğru da gelmek istiyorum hocam. Şimdi zorlanmalar... Az önce etkinliklerinizi yaparken yani aklıma geldi. Tabii ki yani hayatta işlevsellik dediğimiz yani bir işe yarama yani yaratılmışlığımızın en önemli şeylerinden bir tanesi bir işe yarayıcı bir tarafımız var. Evet, üretmek yani. Bir şey yap, yani ve hepimiz farklı yani sizin yani bu anlamdaki geliş veya gönderiliş şeyinizle nedir amacınızla ondan sonra benimki farklı işte kameraman arkadaşınki farklı diğerinki farklı ve içimizde bir şey var ve bunu dünyada bir şekilde ortaya koymak gibi bir yükümlülüğümüz var. Yani onunla beraber gönderilmişiz veya yaratılmışız. O anlamda yani ona ben işte nedir bir yetenek diyorum yani bir içimizde bir potansiyel diyorum. Onun işte doğru olanını ortaya çıkarmak, gerçek olanını ortaya çıkarmak. İşte bu tür durumlarda da bakıyorsunuz mesela yani bir engel veya bu tarz bir yaşamda büyük bir zorlanmaya, sınırlılığa sahip olan bireylerin gerçekteki yeteneklerini yani ortaya çıkardıklarında yani bir sorun olmuyor o zaman engellenmemiş oluyor. Evet. Yani asıl engellenmişlik yani dünyada işlevselliğimizi yerine getireceğimiz o işlevi yerine getirememektir. Hı-hı. Getirmekten engellenmektir. Yani asıl öyle insanlar var ki işte biliyoruz yani görme duyusu yok ama resim çiziyor. Tabii. Onun için hayatın anlamı, maneviyatı bir anlamda oluşmuş oluyor. Hı-hı. Veya başka bir engeli veya hastalığı veya herhangi bir özelliği var. Ama yani o içindeki yeteneği, özelliği, potansiyeli her neyse o getirmiş olduğu onu ortaya koyabiliyor. Onu koymaktan engellenmiyor ise o zaman bir sorun yok. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Diyelim ki kronik bir problem var, uzun süreli tedavi gerektiriyor ya da kalıcı bir engel durumu söz konusu olmuş. Hem bunu yaşayan çocuğumuz ya da gencimiz hem de ailesi. Tamam bir hastalık ya da engel durumu söz konusu olabilir ama çocuğun bambaşka bir yeteneği var ya da ailenin, annenin, babanın bir ilgisi var. İşte Güzel Hanım'ın bize gösterdiği gibi farklı el maharetleri var. Farklı şeyler üretmek istiyor. Bu alana ya işte sen hastasın yavrum aman işte yapma dinlen vesaire demek ya da annenin işte ben sadece çocuğumla ilgileneceğim deyip o yeteneklerini ortaya koymayıp kendini sadece hastalığa vermesi yanlış. Bunları yapmak lazım, üretmek lazım, ortaya koymak lazım. Bu o mücadele baş etme gücünü de artırıyor mu hocam? Ne dersiniz? Yani topyekün yani bu buraya aslında diğer saydıklarımız buraya getirmek için bir anlamda. Yani o kadar önemli. Yani hepsi onlar araç bir anlamda ama amaç yani işte dedim ya o işlevselliği ortaya koymak, o yeteneği ortaya koymak. Yani o belki de bilmediğimiz neler söz konusu, eğer bir şey yapıyorsa, işliyorsa, hayata dokunuyorsa, hayat kendisine bir şekilde temas ediyorsa kişi, o zaman o hastalığı, engeli veya zorlanması onları bir anlamda göz ardı edebiliyor. Yani büyüdüğünü, geliştiğini ve hayata dönük amaçlılığını sergilediğini düşünüyor. Asıl gaye de bu herhalde yani benim anladığım kadarıyla. Evet. Asıl gaye de bu yani. Yani gerçekten olmamız gereken, yapmamız gereken, ortaya koymamız gereken her neyse onu yapmakla ilgili yolda olmak. Çok güzel. O yolda olmak. Ne kadarını nasıl yapacağımız tabii ki belli olmayabilir. Ama o yolda olmak, o çaba içerisinde olmak. Ailenin de toplumun da ondan sonra yani o bütün sosyal sistemin de, atmosferin de, ekolojinin de buna hizmet ettiğini düşündüğümüzde, gördüğümüzde sanıyorum ki daha az sorunla karşılaşacağız demektir. Evet, ve hani bu ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır ya hocam siz daha iyi anlatırsınız. Orada kendini gerçekleştirmek dediğimiz bir ihtiyacımız var. Yani beslenmek gibi, işte hava gibi, su gibi. Tabii ki bu kadar elzem değil belki ama yine de hayatın devamını sağlamak açısından. Sadece bu tür zorlanmaları olan kişiler için değil, herkes için. Hayatta kendimize
kendimizi ortaya koymamız gereken, kendimizi gerçekleştirmemiz gereken bir durum var. Evet. Bu da bir ihtiyaç. Bunu da karşılamak gerekiyor diye adını söylemedim anlatalım. Ama işte o böyle orta yaşlarda yaşamla ilgili bir maneviyata sahip olma dediğimiz aslında kendini gerçekleştirme dediğimiz evet. şey. Yani yaşamda planlar yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, uğraşlar ortaya koyuyoruz. Yani geriye dönüp baktığımızda yani ne yaptım, ne oldu, ne planladım, neyi amaçladım veya ne koydum ortaya, yani ürün olarak ne koydum? Gerçekten farkımı ortaya koydum mu? Yani sonuçta yani diğer canlılardan bizi ayıran en büyük özellik hepimizin farklı oluşumuz, bireysel farklılıklarımız olması ve bu farklılıklara dayalı da bizden bir beklenti söz konusu olması. İşte beklenti derken işte ne bileyim yani birimiz yazıyordur, birimiz okuyordur, birimiz konuşuyordur, birimiz ne bileyim işte bebek yapıyordur, birimiz çanta yapıyordur. Yani her ne ise o, onu ortaya koymayla ilgili bir işte yolda olmak. İşte o orayla ilgili değerlendirme sanıyorum ki işte yaşamın genel olarak değerlendirilmesi, amacı, anlamlılığıyla ilgili bizde bir şey oluşturuyor. O anlamda tabii ki önemli. Peki. Yani bütün bunlara rağmen kişi kendini gerçekleştirme veya bu anlamdaki yaşamın genel anlamlılığına erişme noktasında şeyi yok, sorunu yok. Yeter ki bu ekolojiyi biz sunabilelim. Oluşturabilelim. İnşallah diyelim hocam. Sorularımız gelmeye başladı. Mehtap Hanım bize ulaşmış, hemen paylaşalım. Benim oğlum doğuştan cilt hastası, Allah şifalar versin diyoruz. Şu an 7 yaşında, cilt görünümü normalden farklı. Doğal olarak dışarı çıktığımızda insanların ve özellikle yaşıtlarının bakışlarını üzerine çekiyor. Bazen sözlü tepkilerle de karşılaşıyoruz. Biz ona hep normal ve sevgiyle davrandık. Şu an 1. sınıfta. Bu ana kadar durumuyla ilgili herhangi bir sorgulama ve olumsuz bir davranışı olmadı. Benim sorum, mutlaka psikolojik destek alınmalı mı? Ya da hangi durumlarda psikolojik destek gerekli olduğunu anlarız demiş. İlgili bir anne, bilinçli bir anne. Tebrik ediyorum sizi Mehtap Hanım. Ve Allah kolaylıklar versin diyelim. İnşallah çözümü de olan bir rahatsızlıktır. Evet. Ama çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk hani sosyal hayata çıkana kadar, hani küçük yaşlardan itibaren doğuştan başlayan bir problem varsa, okula kadar, yani o sosyal hayata kadar çok anlamıyor ne olduğunu. Evet. Ama sosyal hayata çıkıp da normalden farklı olduğunu, daha özel bir çocuk olduğunu anladığı andan itibaren ne oluyor diyor. Tabii bir de sosyal çevrenin de yaklaşım biçimleri burada önem kazanıyor. Evet. Ben iki boyutuyla da sormak istiyorum. Hem aile, o sosyal hayatta çocuğun farklı, kendini farklı hissetmesini nasıl yönlendirebilir? Bununla ilgili çocuğu nasıl destekleyebilir? Psikolojik destek alınmalı mı? Meselenin diğer boyutu da, yani çevremizde herkes normal ya da işte sağlıklı herkes gibi değil. Özel çocuklar var, özel insanlar var, farklı engel grupları olan kişiler var, farklı hastalıkları olan kişiler var. Burada bizim yaklaşımımız nasıl olmalı? Çünkü şu örnekte gördüğümüz gibi çok incitici de olabiliyor hocam. İki boyutuyla da neler tavsiye edersiniz? Evet. Şimdi Mehtap Hanım gerçekten dediğiniz gibi çok güzel bir, yani güzel bir bağlamda dile getirmiş oldu. Yani ifade etmek açısından veya yani bilgilendirmek açısından da bize aynı zamanda bir zemin oluşturmuş oldu. Teşekkür ederiz. Gayet yani haklı. Evet, yani biz evde başa çıkıyorduk ondan sonra. Yani bizim açımızdan bunu normalize edici bir sürü süreçler oldu. Biz bunları atlattık vesaire. Ama dışarıda bir toplum var, dışarıda bir okul var, akranları var. Ve bunlar bu konuda henüz bilgili değiller ondan sonra. Bunların tüm hepsinin tepkilerini ondan sonra eğitmemiz, düzeltmemiz, ondan sonra öyle hazır, toplumu hazır hale getirip çok ondan sonra çocuğumuzu dışarı çıkarma gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi evet, yani hastalığın kendisi de bir zorlanma. Yani hastalıkla beraber nasıl başa çıkılacağı dışarıda, bu da bir zorlanma. Şimdi aile bununla ilgili çocuğu güçlendirdiğinde bununla başa çıkabilir diye düşünüyorum. Başa çıkabilir derken, yani herhangi psikolojik destek almadan da bunu başarma şansı söz konusu olabilir. Yani olabilir derken bunun normalleştirici, ondan sonra kendisini ifade etme, onu açığa vurma, gizlemeden arkadaşlarıyla konuşma. Yani arkadaşlarını kendisi bilgilendirebilir.
Yani evet, gönül ister ki okulun, o sosyal ortamın bu anlamda farkındalığı yüksek olsun, bireysel farklılıklara saygıları üst düzeyde olsun. Her kim nereden olursa olsun, ister hastalığı, ne bileyim, ister farklı özellikleriyle beraber, birlikte beraber yaşamanın ve tüm bunlara saygı duymanın gerekliliğine dönük bir süreçlerden geçmiş olalım. Ama yani öyle olmuyor maalesef. Yani o hazır bulunuşluk toplumda da, okulda da. Evet, belki işleniliyor bunlar, yani veriliyor ama yani o düzeyde değil. Olmadığı için de o zaman biz bir şeyler yapmamız gerekir. Aile olarak, birey olarak kendi farklılığımızı nasıl ortaya koyacağımızı ve bu zorlanmamızla başa çıktığımızı ortaya koyan bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Peki çocuğa bunu aşılamak gerekiyor evde. Yani bununla başa çıkabileceği, bunun üstesinden gelebileceği, bunun arkadaşlarının ve yakınlarının kendi özelliklerini, yani onu tanıdıkça, çocuğu tanıdıkça, işte Mehtap Hanım özelinde, onun çocuğu özelindeki durumda olduğu gibi. Yani çocuğu tanıdıkça, onun özelliklerini gördükçe, onun bununla nasıl başa çıktığını gördükçe arkadaşlarının tepkileri, tutumları vesaire de zaman içinde değişecektir. Ama çok çok yani içe kapanıyorsa, okula gitmek istemiyorsa, ne bileyim, bununla ilgili oldukça fazla travmatize oluyorsa çocuk, o zaman bir yardım alınabilir, psikolojik yardım. Ama yani diğer türlü kendilerinin desteğiyle, çocuğun bilgilendirilmesiyle, çocuğun ne yapacağıyla ilgili, onlar güçlendirilmesiyle ilgili. Yani diyelim ki çocuk, yani bu tür durumlarda bazen biz hazır bilgiyi veriyoruz ama çocuğun bununla ilgili ne yapabileceğiyle ilgili kendi repertuarını almıyoruz mesela. Bak yavrum, böyle olduğu zaman şunları 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 yap, şöyle şöyle de, şöyle şöyle davran, şöyle böyle yap. Ne yapmak gerekir? Önce bir çocuk kendi içinden, kendi dağarcığından bununla nasıl başa çıkabileceğini ve uygun olanı bulduğumuzda da, yani yaptıklarından, söylediklerinden, kendi çıkarsamalarından uygun olanları da pekiştirdiğimizde evet, bunu daha geliştirebiliriz, bunu daha güzel bu şekilde yapabiliriz ve bu şekilde başa çıkabilirsin. Sosyal ortamlarda kendini de daha iyi hissedebilirsin. Zaten bu da verilmesi, yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Ama diğer tarafta, yani toplumda ki kısmıyla ilgili, yani tabii ki okulda benzeri çalışmalar yapılıyordur. Belki okulun işte rehberlik hizmetleri ve diğer psikolojik hizmetler çerçevesinde tüm çocuklara, tüm okula benzeri farkındalıklar kazandırılıyordur. Arkadaşlarına, farklı olan bireylere nasıl davranılacağıyla ilgili bir bakış açısı kazandırılıyordur ama yani bu her zaman yeterli olmayabilir. Yani olmayabilir. Yani gayet doğal bir şey yani. Kesinlikle öyle. Evet. Ailelerin, sağlıklı çocuk sahibi olan ailelerin hem buna şükretmeleri hem de çocuklarına toplumun her kesimine hoşgörüyle, saygıyla yaklaşma noktasında bir bilinç kazandırmaları da ayrı bir vazife olsa gerek. Bunu da bir not olarak düşün. Burada şöyle bir şey de var. Yani nedir? Aile bu durumu sosyal olarak nasıl sunuyor, nasıl kabulleniyor, nasıl başa çıkıyorsa, dedik ya, çocuk da aynı şekilde şey yapar. Çocuk, aile bu konuda rahat. Ondan sonra çocuğun bu engeline, bu zorlanmasına, bu hastalığına, yani buna dönük farkındalığı mevcut ve bununla ilgili başa çıkabiliyor, bunu sosyal olarak sunabiliyor. Ve sosyal destek talep edebiliyor veya başa çıktığını topluma, başkalarına gösterebiliyor. Bunun normal olduğunu ve bununla beraber büyüdüğünü, geliştiklerini, eğer duruşunu sergiliyorlarsa, o zaman çocuk da bunu modelleyecektir. Benzeri bir şey sergileyecektir. Evet, burada aileler bağımsız değil ya. Bu önerileri göndermiş olalım. Aileler rol model oluyor çocukları için. Şimdi hocam, burada aile içi ilişkilere doğru o zaman biraz daha uzanalım. Sizinle süremizi de böyle yavaştan tamamlamaya başladık. Şimdi bir çocuk hastalandığında, kronik bir problemi olduğunda, bir engelle karşı karşıya kaldığında aile içinde bununla baş etmeyi eğer başaramıyorsa bireyler, çatışmalar söz konusu olabiliyor. Hatta ayrılıklar söz konusu olabiliyor. Böyle şeylerle de çok karşılaşıyoruz. Mesela işte otizm
teşhisi almış bir aile, çocuğunda otizm var ve bakıyorsunuz işte bir 4-5 sene sonra bir ayrılık gerçekleştirilmiş. Bunlar ne yazık ki oluyor. Sebepleri nelerdir? Hani çok yaygındır demiyorum. Dediğiniz gibi güçlenerek çıkan, birbirine daha da kenetlenen, o aile birliğini koruyan aileler çok fazla. Ama çatışmalar yaşayan ve ayrılıklar yaşayan aileler de var. Burada hangi iletişim hataları, o aile içi dayanışmadaki hangi hatalar bu noktaya getiriyor? Uyarılarınızı alalım hocam. Evet. Yani bunun tabii ki öncesi sonrası diye niteleyebileceğimiz bir durum. Yani bu durum önce, yani bu durumun öncesinde ailenin işlevselliği, bütünlüğü, evet, sağlıklılığı hangi düzeydeydi? Hı hı. Böyle bir durum ortaya çıktığında, yani bir rahatsızlık, bir engel veya başka bir zorlanma ortaya çıktığında, çıktıktan sonra neler oldu? Tabii ki bunlara bakılabilir ama dediğiniz gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Gerçekten aileler dağılabiliyor. Kendi destek sistemlerini bir şekilde bu durumla ilgili işletemeyebiliyorlar. Hı hı. Bunun çok 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 farklı boyutları, çok farklı özellikleri söz konusu olabilir. Ama yani bazen işte bireysel tepkilerimiz farklı olabiliyor. Yani bir zorlanma karşısında, evet, bir aile üyeleri olarak, aile olarak, aile bütünlüğü olarak bir yapıdan bahsediyoruz ama sonuçta bunun içinde bireyler yaşıyor. Yani eşler, çocuklar, işte yetişkinler vesaire. Hepsinin durumlara, olaylara bakış açıları veya tepkileri farklı. Yani bir zorlanmaya maruz kaldıklarında tepkileri daha farklı. Ama burada en temel şeylerden bir tanesi ailenin başa çıkma kalıpları, daha önceki yani böyle bir durum olmadan önceki iletişim düzeyleri, başa çıkma kalıpları, destek sistemleri, ondan sonra ve birbirlerine bağlılıkları ne kadar güçlü ise, ne kadar güçlü ise ailenin topyekun başa çıkma durumu söz konusu olabiliyor. Hı hı. Eğer değilse o oranda parçalanma, bölünme veya münferit, yani işte annenin veya sadece babanın veya işte aile üyelerinden birinin duruma yönelik olarak çaba sergilemesi, mücadele etmesi veya kendini ortaya koyması daha fazla söz konusu olabiliyor. Hı hı. Yani bu anlamda ailenin daha önce hazır bulunmuşluğuyla alakalı bir, hı hı, durum. Zaten ama bu tür durumlarda, yani bunlar diyoruz ya, zorlanma, hastalık, travma vesaire gibi, ya bunların her bireydeki doğurmuş olduğu tepkiselliği de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani, hı hı, orada belki işte bazen yardım almak gerekiyor. Yani böyle bir şey olduğu zaman bir profesyonel yardım almak gerekiyor. Belki yani işte engellilik durumunda veya işte kronik hastalığı olan durumlarda sağlık personeli veya işte diyelim ki özel eğitim uzmanı, bununla ilgili süreçlerde ailenin topyekun nasıl yardım alması gerektiği, nasıl davranması gerektiği, birbirlerini nasıl desteklemeleri gerektiği, yani orada bir destek sistemi oluşması gerekiyor. Genelde böyle olur zaten. Yani bütün bir zorlanma karşısında içeride bir toparlanma olur. Yani bu nedir, eşyanın doğasına uygun olarak bir araya getirir. Ondan sonra daha fazla iletişim kurdurur. Başka dertler tabii, geri planda kalır. Yani bazen ne bileyim işte eşler arasındaki ayrılıkta bile, yani bir araya getirici, ondan sonra birlikte bir şeyler yapmaya dönük olarak bir sistem oluşturması söz konusu olabilir. Ama diğer durumda söz konusu. Diğer duruma gitmemek için de belki daha fazla destek almak lazım. Ta başında ne yapılması, nasıl iletişim kurulması, nasıl destek hizmetlerinin sunulması veya olaya nasıl bakılmasıyla ilgili belki destek almak belki faydalı olabilir. Çok çok önemli diyelim, evet, hocam. Buradan profesyonel yardım alanlarını biraz daha açalım. Tabii ki bir hastalık teşhisi alındığı andan itibaren, evet, tıbbi bir süreç başlıyor. Tıbbi bir süreç zaten başlıyor, yapılıyor, ama burada multidisipliner bir yaklaşımın söz konusu, hı-hı, olması, psikolojik, evet, ve sosyal desteğin de sağlanması, hı-hı, topyekün o ailenin böyle bir, evet, destekle süreci sürdürmelerini sağlamak önemli diye düşünüyorum. Buna yönelik çalışmalar var mı? Neler yapılmalı? Aile özellikle böyle çok kronik bir, yani aile içi sıkıntılar da hastalığın yanı sıra kronik hale geldiğinde bir profesyonel yardım almayı tercih edebiliyorlar. Burada profesyonel destekten kaçmamak, evet, için neler yapılmalı? Hem bireysel bazda hem kurumsal bazda hocam. Şimdi burada belki de en önemli görev şeye düşüyor. Neye düşüyor? Yani sağlık personeline düşüyor. Hı-hı. Yani doktorlara, tabii, ondan sonra hekimlere düşüyor.
Yani ilk muhatap olduklarında böyle bir durumla, yani biraz daha durumu, aileyi, bütünlüğünü, ondan sonra bununla nasıl başa çıkacaklarını, yaşam planlarını şöyle gözden geçirip, yani onların bu anlamda duyabilecekleri ihtiyacı öngörüp, daha doğrusu psikolojik desteği bir kısmını kendisi gerçekleştirerek, yani gerçekten iyi iletişim kurarak, bilgilendirerek, gerçekten doğru bir yol haritası çizerek onlara, bir kısmını da gerçekten başka, yani profesyonellere havale etmek gerekir. İşte psikologlara, psikoloji danışmanlara havale etmesi gerekir, yönlendirmesi gerekir. Onların nasıl yardımcı olacağına ilişkin de bir bilgilendirme yapması gerekir. Yani sadece göndermek değil. Yani böyle bir bu ihtiyaçlarınız söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili gerçekten sağlıklı, düzgün bir yardım sürecini ondan sonra temin edebilirsiniz. Bununla hayatınızı daha kolaylaştırırsınız. Bütün bunlara rağmen yaşam kalitenizi daha artırabilirsiniz diyebilirim. Tabii burada yani işte psikoloji danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, yani örgütlü toplumlarda bunlar, yani bu tür durumlarda ailenin hizmetine sunulan kurumlar, yapılar, profesyoneller, bunlardan faydalanmak gerekir. Evet, manevi destek çalışmalarını mesela geçtiğimiz günlerde konuştuk. Yani Aylık Dergi'nin de Şubat sayısının ana başlığı, ana gündem maddesi manevi destek çalışmaları. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu yönde güzel çalışmaları var. Hani manevi anlamda, psikolojik anlamda, sosyal hizmetler alanında destekten geri durmamak lazım. O süreci çok daha kaliteli geçirmemizi bu sağlayacaktır. Bu profesyonelce yapan ve profesyonellere havale eden bir yaklaşımımızın olması gerekir. Evet, bir tıp doktoru kendi yapması gerektiği kadarını yapıp diğerini bilgilendirip onun işini de ona havale eden bir yaklaşım içerisinde olduğu zaman aile de böylece bilgilenmiş olur. Ne yapacağını, nerede, ne kadar yapacağını ve kendi zorluklarını bildiği zaman, belirsizlikleri daha doğrusu ortadan kaldırdığı zaman daha kolay başa çıkar diye düşünüyorum. Evet, bu hocam biraz da koruyucu bir tedbir olarak da değerlendirilebilir mi? Evet. Çünkü bu hastalığın yanı sıra mevcut olunan fiziksel anlamdaki engelin ya da hastalığın yanı sıra o süreç doğru yönetilmezse psikolojik bazı problemler de ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii. Örneğin depresyon, örneğin işte eğer bir hayat riski taşıyan varsa. Birçoklarına eşlik ediyor. Ayrılık anksiyetesi, yani böyle psikolojik teşhis olabilecek sorunlar da görülüyor mu? Çocukta ya da ailede hocam. Ailede de gözükebiliyor. Yani az önce bahsettiğimiz gibi, yani ailedeki ayrılmaların, parçalanmaların yani temel nedenlerinden bir tanesi bireylerde oluşan bu tür bireysel semptomlarla beraber karşımıza çıkıyor. Yani bu, yani öyle kolayca, yani eğer hem bireysel hem de yani sosyal donanımlar, koruyucu faktörler eğer sınırlı, az veya yetersiz ise tabii ki bunlarla başa çıkmak o zaman kolay değil muhakkak. Evet. O yüzden yani birçok şey eşlik ediyor. Eşlik etme derken, yani her bireyin tepkiselliği farklı. Yani diyelim ki işte nasıl her cismin herhangi bir neme tepkisi nasıl farklıysa, ya bizim de her olaya tepkimiz farklı. Yani işte başımıza bir şey geldiği zaman biri gülüp geçiyor, biri bayılıp ölüyor. Yani tabii. Yani bu kadar farklılıklar yelpazesinde. İşte bunları yönetebilmek veya nasıl tepki vereceğimizi de bazen önceden düşünmek lazım. Hı hı. O yüzden işte bu maneviyat dediğimiz şey, yani benim çerçevemden işte onu görme biraz da. Yani başıma böyle bir şey gelse ne olur, ne yaparım, nasıl tepki veririm, ne kadar hazırlıklıyım, ne yapıyorum, bununla ilgili ne şanslı bir çaba sergiliyorum. Yani ve tabii ki insanoğlu hiçbir şeyi kendisine kondurmuyor tabii ki. Doğru. Hiçbir şeyi kendine kondurmuyor. O yüzden böyle her şeyin güllük gülistanlık içinde devam edeceğini düşünüyor. Hı hı. Ama her şey insan için olduğunu unutmamamız gerekiyor bence. O yüzden bilmiyorum, yani bu çok kolay bir şey değil. Ben bazen bu tür şeyler söylüyorum. Yani yani sevdiğiniz bir şeyi gözünüzde öldürüp ona hazırlıklı hale gelmek için, ne bileyim, kendinizde egzersiz yapabilirsiniz diyorum. Böyle insanlar biraz şaşırıyor tabii. Doğru, şey yapıyor. Evet. Ama yani önceden hazırlıklı olmak lazım bazı şeylere. O zaman bir adım önde oluyoruz. Yani. Kesinlikle. Bu proaktif yaşamak
Böyle bir şey herhalde yani. Evet, o manevi açıdan, psikolojik açıdan evet. iç gücümüzü keşfetmek ve onu daha da güçlü hale getirmek, buna hazırlıklı olmak. Hazırlıklı olmak, çalışmak çok yani önemli. O zaman bir şey yapma gereği duyuyorsunuz, bir şeylerle kendinizi donatma ihtiyacı hissediyorsunuz, bilgilenme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani her türlü hem zihinsel hem duygusal hem yani işte fiziksel anlamda hı hı. bu hazırlıklara dönük olarak çaba sergiliyor vücut. Hı hı. Yani vücut öyle bir şey. Evet. Yine de Rabbim muhafaza etsin diyelim. Aa. Eğer başımıza gelirse de bu süreçlerle baş evet. etme gücünü Rabbim bize bahşetsin diyelim yani hocam. Bunlarla beraber büyüyebiliriz. Biliriz aynen. Son bir sorum daha olsun hocam. Evet. Son birkaç dakikamız diyeyim aynı zamanda evet. size. Burada aile tutumları da çocuğa yönelik hani birebir etkiliyor, işte belirliyor. Aile çocuk için bir rol modeldir dedik. Aslında bu sadece hasta çocuklar için değil, bütün çocuklar için geçerli olan bir formül. Evet. Ama burada çocuk hasta olduğunda işte aile olması gerekenden daha verici, daha korumacı, işte daha tırnak içinde şefkatli olduğu zaman o çocuk hastalık sürecini atlatıyor ama kişilik yapısı olarak bir takım hasarlarla yetişkinlik dönemine evet. geçiş yapmış oluyor. Bu açıdan uyarılarınızı da alarak tamamlamak isterim hocam. Yani bu yani özellikle yani herhangi bir rahatsızlık olduğu durumunda bırakın bir çocuk grip olduğu zaman yani istediğini elde ediyor daha kolayca. Yani ikincil kazançları daha fazla oluyor. İşte ne bileyim annesinin zorlandığı, ne bileyim biraz daha isteksiz olduğu bir sürü talepleri çok kolayca önüne sürebiliyor ve hazır onlar gelebiliyor filan. Yani bu işte rahatsızlık yani hastalık durumlarında söz konusu olabiliyor. Ondan sonra ne bileyim engel durumlarında da aynı şekilde. Ne bileyim evlatlık edinilen çocuklarda aynı şekilde benzeri bir yapı yani daha fazla olma ve gerçek anlamda olma çabası o gerçekliği itittiriyor. O zaman yapay oluyor bir anlamda. İşte onun da çocuk üzerinde, gelişimi üzerinde olumsuz etkileri var. Yani burada olunması gereken doğal bir süreç. Bunlar açık, şeffaf, net bir şekilde çocukla, aile üyeleri birbirleriyle beraber konuşmaları, bununla nasıl başa çıkabileceklerini, bununla beraber hayatı nasıl sürdürebileceklerini ve yani her türlü zorlanmanın getirmiş olduğu sınırlılıkları veya kuralları da işleterek yani çocuk diyelim ki 8-10 yaşında hala yani nasıl sevgiye, şefkate ihtiyacı var. Aynı tabii. şekilde hayatın kurallarını öğrenmeye de ihtiyacı var. Disipline edilmeye de ihtiyacı var. Sorumluluk almaya da ihtiyacı var. Yani her şeye hala ihtiyacı var. O yüzden de yani bu durumunu göz önünde bulundurup ona daha fazla avantajlı bir durum yaratmak veya biz buna yani ikincil kazançlar elde edebileceği bir yapıya onu götürmek hı hı. O zaman sağlıklı olmaz. Evet. Yani işte o daha çok koruyuculuğa doğru gidiyor. Hı hı. Yani mesela bu tek ebeveynlerde de söz konusu olabiliyor. Hı, yani doğru. anneler veya babalar yani diyor öbür taraf yok diyor onun da ben takviye edeyim. O yüzden daha fazla koruyucu oluyor. Ne bileyim besleyici oluyor. Ne bileyim aman diyor sen dokunma bir şeye. Aman sen yapma. Evet. İşte yani oradaki nedir? Olma çabası. Yani oldurma çabası tabii aşırı olunca yine gerçek formundan uzaklaştığı için o zaman bir yapaylık söz konusu oluyor veya daha farklı problemler ortaya çıkıyor. Doğal neyse o yani sorun bu, zorlanma bu, sıkıntımız bu, hastalığımız bu. Bununla başa çıkıyoruz ama hayatta bundan ibaret ateş yakıyor, su ıslatıyor. Evet. Çok çok güzel hocam. Bu mesajla da tamamlayalım. Evet. Güçlenerek çıkılabilir bu süreçlerden. Evet. Bir kere daha altını çizelim. Bu tür süreçler yaşayan bütün izleyicilerimize, herkese buradan dualarımızı gönderelim. Ama bu adımları takip ettikleri takdirde çok daha kaliteli şekilde, daha güçlü şekilde bu hastalık süreçleriyle baş edebileceklerini de ifade etmiş olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Yine bekliyoruz inşallah hocam. Teşekkürler. Değerli izleyenler şimdi muhtelif işler köşemize geçelim. Bakalım örgü bebeğimiz, örgü ayıcığımız hangi aşamaya gelmiş? Güzel Hanım bize son bölümlerini göstersin. İkinci etkinliğimizde güzel bir sırt çantası dikeceğiz. Bakalım o da nasıl yapılıyor hep beraber öğrenelim. Evet.
Evet Güzel Hanım, tekrar sizinle birlikteyiz. Bayağı tamamlanmış. Evet, ayıcığımız ortaya kaldı. Çıkmış. Bir kolu kaldı sadece. Hı-hı. Yapmadım. Bir de tepesini kapatması kaldı. Tekrar baştan anlatmak istiyorum. Şöyle bir üstünden geçmek istiyorum. Sihir halka dediğimiz bir yapıyla 7 tane sık iğne attık. Çift çıktık. Sonra bir daha bir tek bir çift olarak 3 sıra çıktık. 21 tane ilmek elde ettik. Bu 21 tane ilmeği biz 12 sıra ördük. Aynı şekilde diğer bacağı da yaptık. Sonra birleştirme yöntemimizle araya 3 tane zincir çekerek birleştirdik. Sonra sırayla etrafından bir yuvarlak çıkarak yaklaşık 12 sıra ördük. Ama bu 12 sıra örerken yanlardan birer tane kesme işlemi yaptık. Böylelikle küçülttük. Ortaya tepeye 24 tane ilmeğimiz geldi şu kısmına. Bu kısmı boyun kısmı bizim. İsteyenler birazcık daha böyle 1-2 santim üstleyip yapabilirler. İsteyenler de bu şekilde devam edebilir. Evet. Benim hoşuma gitti bu şekilde durması. Şimdi bu 24'ten sonra da şöyle bir şey yapacağız. İlk sıraya bir tek bir çift, bir tek bir çift yaparak biz bunu bir sayıyı çoğaltacağız. Sonra arkasından 6 tek bir çift, 6 tek bir çift, arkasından 7 tek bir çift, 7 tek, 8, 9, 10 yapacağız. Yani 10 tek bir çift, 10 tek bir çift diye. Burası yaklaşık 66 tane sayı olacak, ilmek olacak. 66 sayıyı yaklaşık 6-7 sıra öreceğiz. Bu sıraları örerken gözlerimizi buraya yerleştireceğiz. Tabii ki bu isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Gözleri daha geniş açıyla bırakabilirler, daha yakın yapabilirler. Bu da tabii tercih meselesi ama genel olarak, hat olarak bu şekilde yapılır. 7 sıra ördükten sonra geri kaldı küçültmeye. Şimdi 10'dan başlamıştık ya, 10'dan geri düşüyoruz. 10 tane örüyoruz, bir tane eksiltiyoruz. 10 tane örüyoruz, bir eksiltiyoruz. Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye tamamını kafa kısmı da tekrar eksiltilerek tamamlanmış oluyor. Şöyle hemen yapayım. Benimki şeydi, 2 eksilt, 1 tamamlaydı. Yani 2 tane normal. Şöyle atıyorum, 2 tane normal. Bir tane eksiltmeydi. Şöyle 2 tane ilmeği aynı anda alıp çekiyorum. Böylelikle eksiltmiş oluyoruz. Hemen kulakların sayısını vermek istiyorum bu sırada. Tamam. O da aynı şekilde sihirli halkaya, tabii sihirli halka yapıyoruz. 6 tane yapıyoruz. 6, 12, 18. Yani ilk sıraya çift batıyoruz, ikinciye bir tek bir çift yapıyoruz. Üzerine de iki sıra 18 olarak örüyoruz. Hemen zaten kulak formu oluşuyor. Ondan da iki tane örüyoruz. Geri kaldı kollarımız kaldı. Kollarımızı yine aynı şekilde 6 yapıyoruz sihirli halkamızın içine. Üzerine hemen 12 çıkıyoruz. Sonrasında da 8 tek örüyoruz. İki tane eksiltiyoruz. Sonrasında devamını o şekilde kolunun uzunluğunu istediğimiz boyuta geldiği zaman kesiyoruz. Dikme işlemine de ben böyle iğne ve iplik yardımıyla normal pratik bir şekilde kendi ipinden değil mi? Kendi ipinden de olabilir. Görünmeyecek böyle beyaz bir ipten de olabilir. Yani rengine uygun bir ip de olabilir. Evet. Daha kalın iğneyle kendi ipiyle de çok güzel olur. Hem de rahatsızlık da vermez. Evet. Böyle kulakları da kolları yaptık. Da o şekilde tutturabiliyoruz. Evet, ağız tepesini kısmına de gelince de gene şey yapabiliriz. İple, kalın iple sizden şöyle hatta bir şey rica edeceğim. Şuradan kahverengiden bir iğne iplik takabilirseniz. Tamam. Şöyle hemen bir ağız yapalım buraya. Şöyle geçiriyorum. Evet, geçiremiyorum. Geçiriyorum. Biraz ucunu istiyorsanız kesebilirsiniz eğer kütse. Evet, biraz küt sanırım ama başardım. Evet, tamam. Bunlar böyle dantel ipleri mi? Bu kahverengi mesela. Evet, onlar öyle eskiden kayınvalidemden kalanlar bana vermişti. Kullanırsın bir yerlerde diye. Evet. Ben de kullanıyorum. Şu uzunluk yeterli mi? Yeterli. Sadece şöyle ufak bir ağız yapacağız. Tamam. Bir ucunu tek kat mı kapatayım, çift kat mı kapatayım? Çift kat yaparsanız daha kalın, daha gösterişli olur sanırım. Evet. Bunlara kuka deniyordu değil mi eskiden, kukalar? Hiç bilmiyorum. Kukalar deniyor. Ben öyle hatırlıyorum. İyi biliyorsunuz. Böyle kutuların içinde evet, bunlar olurdu içindeydi, değil mi? Evet. Kukalar denirdi, dantel kukaları denirdi. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Tabii şimdi hala yapanlar mutlaka vardır. Çok maharetli hanımlarımız var ama biraz bizim hayatımızdan çıktı gibi. Bazen de böyle yarı yapılmış, yarı yapılmamış
bitmiş dantel takımı ama ipleri bu şekilde artmış pek çok şeyimiz oluyor. Gördüğünüz gibi ziyan etmek yok. Bambaşka bir uygulamada bunları kullanabiliyoruz. Şöyle kapattım tepesini. Biraz sonlara doğru böyle içini doldurdukça zorluyor. Evet ama kapandı gerçekten. Toplayacağım bitecek. Evet. İpini içeride saklayabiliriz. Şöyle içinden çekebiliriz ipimizi. Kafasını kapat evet, böylece. Kafamızı kapattık. Fazla ipleri şöyle kesiyorum. Evet. Gerçekten tertemiz bir örgü oldu. Evet. Son bir kolu kalmıştı ama kolunu yetiştiremeyeceğiz sanırım. Ağzını da yapalım. Onu tekrar örmemiz gerekeceği için. Ama şöyle nasıl hemen yapıldığını şöyle gösterelim. Evet. Şurayı ön tarafa doğru takmıştım. Küçük daha büyük yapıp yanlara doğru takabilirler. Daha uzatılabilir. Evet, yani bu kol kısmı nasıl arzu ediyorlarsa örülüp takılabilir. Ama ana gövdesini yetiştirdik. Maşallah diyorum size. Yani bir saatte hallettiniz. Hemen ağzını yapmanız için de şöyle iğneyi ve bebeğimizi vereyim. Şöyle batırdım bir yerden. Bir ayıcığın şöyle bir ağzı olur böyle yanlara doğru gider falan. Öyle bir hemen yapacağım. Şöyle pratikten bir şey. Şöyle bir tane daha atacağım. Kalın olsun görüntüsü. Gayet pratik. Çocuklarınıza da bunu yaptırabilirsiniz. İşte gözlerini nereye takalım, ağzını ne renk yapalım, nasıl yapalım. Çocuklarda gözlerde de var, renkli gözler var. Kendileri dediğiniz gibi biraz önce gözler yapılabilir. Güzel bir etkinlik olacaktır muhakkak. Evet, çok güzel oldu. Şöyle çıktı. Biraz tabii onlar daha düzgün yaparlarsa. Şöyle ben hemen. El üretimi şeyler, emek verilen şeyler her zaman daha kıymetli oluyor. Kalan da onlar oluyor. Yani şimdi tabii ki oyuncak sektörüne bir şey demek istemiyorum ama bazen çok pahalı oyuncaklar alıyoruz. Bakıyoruz çocuk iki günde kırıp atmış kenara. Ne bir hatırası kalıyor ne bir işlevselliği kalıyor. Ama böyle şeyler bakıyoruz kendi çocuğuna, torununa kalanlar var yani. Evet, çok hatıra çok güzel. Olarak hatıra kalıyor oluyor. Çocuklara. El emeğinin değeri gerçekten farklı oluyor. Şöyle. Evet ağzımızda pratik bir şekilde, yaptık işte. Yapmış olduk. Gösterelim izleyicilerimize. Çok şık oldu. Güzel bir oyuncak ayıcığı canlı yayında pratik bir şekilde örmüş, hazırlamış olduk. Normalde bir gününü alır tarz şeyler. Aynen. Daha fazla böyle yavaş yavaş daha özen isteyerek yapılabilir ama ellerinize sağlık diyorum ben. Gerçekten bu kısa sürede çok güzel bir uygulama oldu. Örgü bebeğimizin matematiğini de aslında böyle nasıl bir sistemde yapıldığını da göstermiş olduk. Bunu izleyicilerimiz kendi iplerine göre, kendi malzemelerine göre uygulayabilirler diyelim. Hemen çantamıza geçelim. Az bir süremiz de kaldı. Şöyle bebeğimizi şöyle yerleştirelim. Şöyle çanta boyutundan bahsetmek istiyorum. Tamam. Çocukların sırtına uygun boyutlarda seçersek daha kullanışlı ve daha güzel olur. Ben böyle dışı için böyle duck keten tarzında sert bir kumaş tercih ettim. İçine de daha yumuşak bir kumaş tercih ettim. Astar gibi olacak. Kestim hemen bunları ikisini. Sonra kesmeden, dikmeden önce şöyle bir surat yaptım. Evet. Ha, çok da güzel olmuş. Biz bunları daha önce de çok sürekli tekrar ettiğimiz için burada yapmak istemedim. Tamam. Böyle bir ağız kestim. Bir ayıcıktı zaten. Bu da bir ayıcık oldu. Kulaklarımızı yaptık. Şimdi bunları sadece dikeceğiz. Birleştireceğiz. Kalacak. Evet. Bu şekilde bir tane de örnek hazırlamış Güzay Hanım bize. Evet. Böyle bir büzgü yapacağız. İplerini de taktığımızda gayet şu güzel olacak. Şu ipleri aşağı tarafa takabilmek için şuralarda kulakçıklar var. Hemen onları söylemek istiyorum. Tamam. İsteyenler kendi kumaşından yapabilirler. İstiyorsa başka bir şeyden. Keçeden hatta kurdayadan bile kenarlarını kulakçık yapabilirler. Biz bunları şöyle kenara koyacağız, oturtturacağız. Öyle dikeceğiz. Evet öyle yapacağız. Sağlam bir şekilde duracak. Dikerken hemen her zaman için tarafı alayım. Şöyle tersimizden dikeceğiz dikerken. Şöyle iç tarafa monte ediyorum. İğne lazım mı? Evet. Şöyle vereyim ben size. Hemen şunu da kıvırıp içe şu şekilde sokuyorum. O da içeride olacak. Evet. Çünkü çevirdiğimizde dışarıya çıkmış olacak. Evet, bu da bir püf nokta olsa gerek. Evet, şöyle.
Bunların ölçülerini yani belli bir santimi yok. Kendi istedikleri gibi boyutuna yapabilirler. Göre, büyükler için daha büyük, daha geniş, daha uzun dikebilirler. Evet, bir çocuklar içine için astar, daha küçük yapabilirler. Bir de dışına güzel bir kumaş. Süslemesini de önceden yapmanızı bir kere daha ifade edelim. Evet, sonrasında zor olur. Gittim hemen. Ha, onu da tersinden doğru yapacağız. Evet, tamam. İçeri doğru kıvırmam gerekiyordu. Böyle. Şöyle. Hemen bu köşesini de kenarını da dikiyorum. Sonra bizim her zaman çantalara uyguladığımız alt bir zemin var. Bu alt tarafta da görürsünüz zaten. Durması için, güzel durması için daha küçük tok bir evet, köşelik aynen yapıyoruz biz. Hemen o köşeleri de yapacağım. İç hastalarına gelince iç hastalarımız da aynı şekilde dikilecek. Sadece dikerken şöyle yanda ufak bir açıklık bıraktım. Sanırım buradaydı. Elimizin gireceği kadar. Hemen şöyle köşe yapmayı gösteriyorum. Şurada yapmışız. Şimdi dışında evet, da yapacağız. Dışında da aynı şekilde uygulayacağız ki böyle çantanın içine bir şey koyduğumuzda zemin taban gibi gözüksün. Şöyle. Hemen şu köşesini de şöyle çekiyorum. Evet. Bunu yaptık. Şimdi bunu geçirecek miyiz? Evet, geçireceğiz ama. Onun şöyle da bir yöntemi var. Şimdi bunun yüzü normal duracak. Böyle. Çantamızın içine oturtturacağız. Çantamız dış tarafta yani dış iç kısmı dışarıda kalıyor. Böyle baktığımız zaman. Yani dışarıdaki düz, içerideki ters mi olacak? Doğru mu anladım? Çünkü burada tersi var şu an. Tersi. Yani şöyle içine baktığımız zaman ikisinin de yüzleri birbirlerine bakacaklar. Hemen şu ağız kısmını kapatıyorum. Evet. Makine olunca da nasıl tıkır tıkır hemen dikiliyor. Evet. Çok güzel. Dikiş makinesi olayını çok seviyorum ben de. Ben de seviyorum. Çok eğlenceli de. Evde kendi bir şeyler üretebilmek. Eskiden gelinlik kızlara çeyizlerine dikiş makinesi koyarlarmış. Kayınvalidem demişti böyle kesinlikle bana. Olmalı. Evet. Şimdi de olmalı bence. Yani hiçbir şey yapamıyorlarsa bir söküğünü tabii dikebilirler. Yani tıpkı yemek yapmak gibi dikiş dikmenin de bir hobi olmaktan çıkıp bir ihtiyaç olarak kazandırılması gereken bir beceri olduğunu düşünüyorum. Evet, şöyle açıklık bıraktığım yerden çantamı çekiyorum. Evet. Tamam, şimdi niçin açıklık bıraktığımızı da daha iyi anlamış oldum. Böylelikle tertemiz bir dikiş elde etmiş olacağız. Hani görüntü olarak çok dışarıda bir ip kalmayacak. Çok dışarıda bir ağız kısmını da kapatmış olduk. Hemen de şöyle içeriden bıraktığım açıklığı da dışarıdan kapatıyorum. Kapatıyoruz. İsteyenler elde gizli dikiş yapabilirler. O da güzel oluyor. Şöyle ben bu çantada siz de şöyle gösterebilirsiniz. Kenarına aslında bir sağlamlaştırma dikişi gitmiştim. Şimdi burada böyle. Evet, şurada bir kat daha var. Ama şimdi tabii vaktimiz olmadığı için şuraya bir kat daha geçebilirsiniz. Çevirdikten sonra bir dikiş daha atırsınız buraya gördüğünüz kadarıyla. Daha iyi oluyor. Hem tüledikten sonra yapmak daha faydalı. Şöyle göstereyim biz çantanın. Şimdi bu şekilde yaptık. Çok güzel oldu. Hemen şöyle makasla şöyle ufak şuradan bir çıtlatıyorum. Normalde buraya açıklıkta bırakabilirsiniz. İlik de açılabilir. Yani makinelerde düğme iliği var. Onlar açılabilir. Elde de böyle küçük bir yapılabilir. Açılıp şöyle elde de etrafı. Şöyle sadece dıştaki kumaşı açılırsa yeter bizim için. Şurada da mesela öyle ufak bir açıklığımız var. Hemen şöyle. Bir kurdele. Bir kurdele olabilir. Biliyoruz aynen. Kumaştan ince böyle bir iplik yapılabilir. Biye gibi yapılıp böyle katlanıp bükülebilir. Oradan bir sap elde edilebilir. Veya böyle şeyler de var. Jüt ipler, urgan ipler eskiden olurdu ya böyle. Onlar da şu an çok moda zaten. Onlardan da takılabilir. Ben şimdilik elime gelen
buydu. Bunu kullanıyorum. Hemen şuradan tarif edeceğim. Buradan sokacağım. Böyle bir tur atacağım. Buradan geri çıkartacağım bunu. Evet. Şuradaki şöyle. O büzülme kısmını evet. yapabilmek için. Yani şöyle diye. Çocuk her iki taraftan sırtına taktığında o kendi kendine büzülecek. Büzülecek hatta yani evet. aynen. Büzmeye gerek kalmadan kendi kendine ağırlığıyla çantanın büzülecek. Evet. Yani tek parça değil mi şuradaki? Evet tek parça. Şu alttaki kulakçıklardan bir de geçenler. Bir tek parça. İki tane takacağız yani. İki tane takacağız tamam. Bir oradan dolanacak bir de bu taraftan. Sonuna geldiğimizi yönetmenimiz yavaş yavaş söylüyor. Siz geçirirken ben de ufaktan kapanış anonsumu yapmaya başlayayım. Yetişirse son şeklini de göstermenin azından bir kısmını, bir tarafını göstermiş olalım. Değerli izleyenler, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok güzel, çok keyifli etkinlikler yaptık. Yarın saatler 10.30 gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız inşallah. O ana dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Güzel yayıncım size de çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Çok güzel iki uygulama oldu. Evet. Yine bekliyoruz her zaman inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.